metro geçiyor ses var ama duyulmuyor bir de. Yakın metrosu üst üste 6 kat. Biraz eski, biraz kirli. Bir tek güvenli bir yer değil. O yüzden kullanılmaması öneriliyor daima. En azından yabancılara. This is Broadway. Deli durdu ve havaya küfrediyor. Deli çok. Az önce biri burada parfüm çekiyordu. Model. Burada var. Bunlar pizza bekliyorlar. Buyurun arkadaşlar. Times Meydanı'nın bir kısmı. Biraz sonra Times Meydanı'nın tamamını göreceğiz. Hayırlısı. Beynisi Times Meydanı'nı çıkıyor demiştik. Burası Times Meydanı'nın caddeye açık tarafı. Şimdi şu gördüğümüz tamirat bölgesinin içinde de Times'ın yüzünü görüyoruz. Biraz daha İstanbul sanmalıca bunu yürüyelim. Sizin hanımın sponsor olduğu marka. Devam ediyoruz. Hayatın köşesinden ileriye doğru gideceğiz. Park çok kafe. Chicago'da girmemiştim ama hala merkezinde değiliz. Times. Rock Shop'a uğrayalım. Sonra meydana çıkalım. Biraz kalabalık. In Bryant Park, I'm going up with Malyum, Yedin ve burası Lake Cowboy Malyum'dan bir tanesi. Yine meydanın esas meydanlarına doğru ilerleme. Yağmur altında.
az önce demiştik ki ben 45'te ilerliyorum ve West'ten East'e geçmem gerekiyor. Şu anda meşhur Fifth Avenue'deyiz. Yani 5. caddedeyiz. En ünlü caddesi New York'un. Her şeyin olduğu, bütün markaların merkez. Bu caddenin batısı West, doğusu East. Yani bu cadde bölüyor New York'u doğu ve batı diye ikiye. Bu ikisini, bu bilgiden sonra her şeyi bulmak mümkün herkes için. Oldukça gerisi kolay. Bin yıldır böyle. Bu arada Chicago'ya gittiğimde de gördüğüm bir yer var. Görsem göstereceğim. Helal Guys diye bir ekip var. Bu çocuklar İslami koşullarda gıda üretip satıyorlar, pişiriyorlar vesaire. Dolayısıyla öyle küçük bir sokak büfesi olarak başlamışlar ama artık franchise veriyorlar ve Amerika'nın dört bir tarafındalar. Oldukça da tuttular. Burası 5. cadde. Bunu söylerken şöyle bir not düşelim. Avrupa'da tabii Müslüman ve Türkler çok daha yoğun. En azından bölgesi olarak. Dolayısıyla helal gıda orası için de çok önemli. Amerika'da bu gibi şeyler biraz daha geride Avrupa'dan. Avrupa malum Türkiye'ye daha yakın, ana yurda daha yakın. Amerika'daki Türkler biraz daha gerçek diaspora gibi. Yolumuza aynen devam ediyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi araçlardan. Burası Amerika'nın posta servisinin olduğu yer. Birazdan karşımıza çıkacak cadde Lexington olacak. Lexington işte benim cadde diyelim ona. Yani benim kaldığım yer. Daha önce gelişlerimde de genelde bu oldu. Lexington'da bir bağlantım hep oldu. Büyük bir cadde. Az önceki cadde, Madison'ın olduğu cadde. Ya özür dilerim. Şimdiki cadde, üzerinde Empire State'sin olduğu cadde. Meşhur büyük binası, sözde Amerikan ama yıllar geçtikten sonra artık arada görünmez hale geldi. Empire State'e göre o kadar müthiş binalar yapıldı ki, bakın uçları görünmüyor artık. Evet, mahalleme geldik. Klasik yer altından çıkan metro limanları, hava değişimi. Ve burası Lexington, görünüyor. Benim mahalleye geldik. East 45 bölgesinde. Ayakkabımın macunu çözüm. Birkaç adım daha atalım. Birlikte zaten Ferhat pek öyle yürüyen adam değil. Fırsatı bulmuşken. East 45'te devam ediyoruz. Burası 3rd Avenue, 3. cadde. İsim bulamamışlar herhalde buna. Bundan sonraki 2nd Avenue ve 1st Avenue diye gidiyor. 1st Avenue sahilin kenarındaki bulvar cadde. Galiba birinci adı Alexander olabilir, emin değilim şimdi. Şöyle bir şey var, bu 45. caddenin bir özelliği var. West'ten başladık, East'e doğru geldik. 5. caddeyi geçtikten sonra East'e geçtik birlikte. Bu caddenin sonunda, ki şimdi üşeniyorum yürümeye, Birleşmiş Milletler binası var. Ve onun tam karşısında da Türkiye Cumhuriyeti'ne ait çok büyük bir bina var. Bizim Kıbrıs KKTC Büyükelçiliği de eskiden onun içindeydi. Herhalde şimdi yine oradadır. Burası da böyle. 4 evet yılında 45. caddenin birleştiği noktadayız. Bu arada her yerde o meşhur otun kokusu var. Belli bir orana kadar kullanma servis bırakılıyor. Şimdi çocuklar da izleyebilir. İsmini söylemeyeyim. Hani Jamaika'dan gelen var ya, maalesef her tarafı sarmış durumda. Açık sokaklarda bile her yerde onun kokusu var. Filmde bir replik vardı. Amerika için diyorlardı ki Kızılderililer buldu. İspanyollar işgal etti. Çinliler satın aldı.
çapındaki nüfus oranı hem de burada da fazla sektirilmiş. Küçük bir son dakika notu. Ağzımdan daha şimdi çıktı. Ahmak ıslatana döndü yağmur diye. Ama sağlam ıslatana geri döndü şimdi. New York. New York. Sözde böyle size bakarak anlatmak istedim. Çünkü hani böyle uzaktan hep anlatılır ya işte Amerika bitti efendim, öyle değil, millet sokakta birbirinin kötülüğü peşinde. Ne bileyim ben işte düşsen kimse sana yardım etmez. Hiç öyle bir şey yok. Her türlü klasik, geleneksel hayat burada aynı devam ediyor. Hatta bunu İstanbul seminerine saklıyorum. O kadar ilginç iyilik yöntemleri gördüm ki burada. Müslümanım diyen, benim diyen bir Müslümanın dahi aklının ucuna gelmeyecek iyilikler dönüyor. Şahsen bunu söylemek istedim. Yani uzaktan şöyledir, böyledir, eridi, bitti, kötü insanlar var işte, her şey para oldu. Her şey öyle değil. Her yerde olduğu gibi iyiler var, kötüler var. Ama iyilik konusunda bayağı başarılı şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Böyle seminerin ardından küçük bir New York kaçamağı yaptık birlikte sizinle. İnşallah sevmişsinizdir.